Merhaba arkadaşlar, yeni bir Kaptan Meme videosuna hoş geldiniz. Evet, uzun bir aradan sonra videolara geri döndüm. Evet, çoğunuz sordu, neredesin dedi, 6 aydır. Böyle 6-7 ay oldu değil mi? O kadar oldu herhalde. Bu kadar süre neredesin falan diye soran oldu ama biliyorsunuz her sene aynı şey oluyor zaten. Her sene üniversite zamanı ben pek fazla ilgilenemiyorum kanalla. Yazın yeniden videolara devam ediyorum. Yani bu, olay bu. Bir kısmı zaten bunu biliyor. Sıkı takipçiler bilir zaten, öyle diyeyim. Evet, o süre zarfı içerisinde, hani videoların gelmediği bu süre zarfı içerisinde bir de bir kanal açtım. Kaptan Meme TV diye. O kanal dizi tadında videoları yayınladım. O kanal devam eder mi bilmiyorum da. Böyle dizi tadında videolar çekmek istedim. Hani böyle bir istek vardı içimde. Öyle yaptım işte. Videoların açıklama kısmında zaten kanalı verdim. Oradan bilmeyenler gidip bakabilir, izleyebilir. Bunun dışında başka ne diyebilirim bilmiyorum. Neyse, evet, karşınızda gördüğünüz gibi Batman Arkham Knight. Aslında Haziran ayında Assassin's Creed Syndicate gelecekti ama Türkçe'ye daha çıkamadı. O yüzden de ben de dedim Arkham Knight videolarını yükleyeyim. Zaten bu oyunu söz vermişim ama ne yazık ki oyun ilk çıktığında optimizasyon sorunlu olduğundan dolayı düzgün video kayıt edemedim. O yüzden de çekmedim videolarını. Oyun ilk çıktığında 25 FPS 30 FPS arası gidip geliyordu. Yani oyun çok sıkıntılıydı. Bunun en büyük suçu da tabii ki Warner Bros'tu. Ne yazık ki bu oyunu 15-20 kişilik bir ekibe vermişler. Yani PC portunu daha doğrusu. Bu şirkette içine etmiş, optimizasyonu elini yüzüne bulaştırmış. Ne yazık ki yapacak bir şey de yok. Yani sonuçta o stüdyo çok az, yani sayısı 15-20 kişilik bir stüdyo ile yapılabilir mi hani bu işi? Olmaz. Sonra Rocksteady düzeltmeye çalıştı oyunda, ne yazık yani olmadı. Dur, alt dizi açmadım, dur bakalım. Evet, Rocksteady sonra düzeltmeye çalıştı oyunu ama düzeltebildiğini düzeltti. Yani daha aslında sorunlar falan var da. Yani oyunu çok yüksek ayarlarda oynayamıyorsunuz. Oyundan hala sıkıntılı. Olsa ama yine yapabildiklerini yaptılar işte. Daha olmuyor yani. Oyun öyle bir sorunlu ki, yani oyunu baştan şeye çıkarmaları lazım hani. PC'ye, onu da yapmazlar, uğraşmazlar. Neyse, hadi bakalım başlayalım. Oyun galiba Arkham City'den bir sene sonrasında falan geçiyor. Bu arada oyunu Batmobile çok olduğuna dolayı beğenmeyenler olmuş ama ben oyunu çok sevdim kesinlikle. Batmobile bence bayağı bir oyunu bir şey yapmış yani, fark katmış yani. Hep aynı şekilde ilerliyordu oyun. Değişik olmuştu, iyi, daha ne olsun. Bu kadar çok Batmobile'e laf edilmesi beni sinir ediyor. Evet, Arkham City'nin sonunda Joker ölüyordu. Adam gülerek gitmiş yani, gülerek ölmüş. Burada herhangi bir tuşa bassanız oluyor, yakabiliyorsunuz. Joker'i yaktık. Bunun sonucunda diyor ki bir oyun bize, o asla geri dönmeyecek, öldü artık. Herkes şey diyordu işte, yok geri döner bir şey olur falan filan. This is how it, İşte böyle oldu. This is how the Batman died. İşte Batman böyle öldü. Evet, oyun direkt böyle girdi yani, Batman ölecek diye. Nine months ago Joker was cremated. 9 ay önce Joker yakılmış. Bizzat kendim yaktım diyor. And then we waited. O zaman bekledik. Gotham braced itself for the inevitable power struggle. Evet, bir güç savaşı gelebilecekti ama gelmemiş. Suç oranları düşmüş. Deep down I knew war was coming. Ama iç taraftan diyor bir savaş geleceğini hissediyordum. I was just waiting for someone to pull the trigger. Biri tetiği çekecekti.
Evet, Joker öldükten sonra her şey normale girmiş. Her şey normale dönmüş. Suç oranları düşmüş. Tam tersi bir güç savaşı bekleniyordu. Yani sonuçta Joker'in yerini almak isteyen birileri olabilirdi ama ilginç. Evet, oyun farklı biçimde girişebi. Diğer Arkham oyunlarında hep Batman'le girerdik. Bu sefer böyle bir farklı bir kişinin gözünden. No problem. Oh, thanks, honey. So, what'll it be? Your usual? Sure. Okay, chicken salad with no dressing. No, you know what? Make it waffles with a side of bacon. Don't tell my wife. Whatever you say, officer. Oh, and if you want some more coffee, just shout. Ne güzel. Polis gelmiş burada. Yemek yiyecek. Hey, I'm sorry to interrupt your dinner. Tamam, onda biri geliyor. Owens. Memur Owens. Şu köşede sigara içen biri var diyor. Wait here. Bekle, konuşurum. Bekle, şimdi gideceğiz, dur. Evet, tabii ki Arkham City'de olan olaylardan sonra Batman zaten kahramandı. Millet onu daha da böyle bir, sanırım Batman'e karşı sempatisi daha da artmış herhalde. Adam maskeli oturuyor burada. Aa, bir dakika. Evet, gazeteler var. Burada önemli ipuçları var aslında. Aa, Cadılar Bayramı geliyor herhalde. Evet, her an ipuçları, böyle ilginç bir şeyler olabilir etrafta. Yani oyunla ilgili gizli bir şeyler olabilir etrafta. Neyse, gidelim. Köşedeki şu arkadaşı konuşalım. Aa, bir dakika, masasında anarki işareti var. Tam her şey güzelce giderken Scarecrow ortalığı karıştırıyor tabii ki. Aslında o sigara değilmiş galiba. Scarecrow'un korku gazı. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Aslında sivilleri vuruyor. Sivilleri vuruyorsun, dur. Mesela vuramıyorum. Bitti. Ben biterim değil mi? Benim yüzümden oldu. Herkes birbirini öldürüyor. This demonstration used just 5 ounces of my latest toxin. Son toksinin küçük bir parçası kullanmış herhalde, öyle bir şey dedi. Gotham, this bu senin is your only warning. Gotham'a tek bir uyarım var dedi ve bitti. Herkesi çıkarıyorlar tabi. Oyunun yani bu tarafı bana saçma geliyor. Gidip sivilleri çıkarıyorlar. Şehirde sivil falan kalmıyor. Böyle bir şey bulmuşlar yani oyuna, hikaye. Bu sayede diyor yani abi, işte bana siviller yok. Evet, Scarecrow'un tehdidi işe yaramış. 6.3 milyon insan varmış. Bugün ise pek kişi yok. Pek insan kalmamış. Geriye kalanlar ise kimler? Suçlular yani. The only people left on the streets are the sort that enjoy the chaos. Tek kalanlar kaosu sevenler. Gotham's finest. Penguin ve Two-Face burada. Criminals. And worse. Not enough good people left to stop them. Onları durduracak insan da kalmadı. Pek
fazla iyi insan kalmamış. Ama bir kişi var. It took just 24 hours for us to lose control of the city. Şehrin kontrolünü kaybetmeleri 24 saat sürmüş. Vay. Tonight, Gotham's relying on one. Bu gece bizi bir adam kurtarabilir. Yani Gotham sadece bir kişiye güveniyor. Kim o? Tabii Batman yani. Çok güzel, oyun başladı. Gidelim şeyin yanına doğru. Gordon'un yanına doğru. Evet, oyun harbiden çok güzel görünüyor, onu söyleyeyim. Yani şehir tasarımı çok güzel olmuş. Ve grafikleri de çok güzel oyunun. Ve düşmeden başarabilirsem güzel. Başardım. I'm just glad you made it out okay. Sorry, I've gotta go. Stay safe, Barbara. You still know how to make an entrance. How's the evacuation going? Last bus crossed the city limits an hour ago. Madem tekstürlerde bir sorun oluyor. I'm just glad my little girl got out when she did. Now the real work begins. Kızı son anda gitmiş. Ama büyük ihtimal gitmedi. Yani sonuçta Barbara, Oracle, Batgirl. With the evacuation, I just don't have the manpower left in the city. If you find it, tell your men not to engage. I'll deal with it. Do you really think Scarecrow's crazy enough to detonate a chemical weapon in Gotham? I won't let that happen, Jim. Scarecrow kimyasal silah fırlatacak kadar çılgın mı diyor? Tabii çılgın yani. Olmayacak mı? Adam ne manyaklıklar yaptı zamanında. Kayıp bir araç varmış. Memur ölmüş galiba. Her seferinde. Aynen her seferinde. Şu Batman kayboluyor ya. Bayılıyorum şuna. Oracle. Dediğin gibi Barbara gitmedi. Oracle hiç gider mi? He's holding up. Somehow he always does. Okay, I'm sending through the squad car's location. Arabanın yerini gönderdi. Hadi bakalım gidelim. Şu memuru kurtaralım bari. Bruce Wayne, Batman. Alfred yine var, güzel. Tabii de Scarecrow var. Tonight's the night we stick it to the bat. About time if you ask me. Bu arada arkadaşlar, oyun videoların şöyle bir şey yapacağım, sürelerini artık bundan sonra. Bu süreler uzun olunca benim için sıkıntı oluyor. Videonun hazırlanışı falan filan sıkıntılı oluyor. Ben de 30 dakikadan daha uzun yapmayı düşünmüyorum bundan sonra. Yani hazırlanış, yükleniş falan çok sıkıntı harbiden. 30 dakika en iyisi. Ama şöyle bir durum var. İlk videolar 1 saat uzun olacak özel olarak. Ondan sonra da 30 dakika gelecek. Böyle bir şey yapmayı planlıyorum. Ve bir oyun bitmeden diğer oyuna geçmeyeceğim ki o da diğer işin sıkıntısı. Yani böyle bunu söyleyeyim de şimdi de. Çok güzel. Dövüşlerine bayılıyorum bu oyunu ya. Bir de yeni özellik, sopaları artık alabiliyorsun böyle. Çok güzel dövebiliyoruz böyle. Ama tabii en sonunda kırıyor sopayı Batman. Bir de böyle üstümüze doğru koşan birileri var. Kaçamadım. Bu
geri zekalı. Gel bakayım hadi gel. Hepsini hallettim. Nerede bu memur? Polis nerede sen? Buradasın. You're safe. Ay, gidelim gel. Batman. I thought they were gonna kill. Çabuk çabuk çabuk. The city's overrun. We don't stand a chance. Stay here. I'll send someone to pick you up. What are you doing? Evening the odds. How are you gonna stop that car? Eşitleyeceğim dedi. Ne eşitleyeceğim? Evet. Batmobile geliyor tabii ki de. Onların arabaları varsa Batman'de Batmobile'i var. Oracle, I need to track that military vehicle. A squad car has picked up the pursuit. I'm relaying its location now. Fall off your men. Bir dakika. Ben hiç sese falan dikkat etmedim. Evet, bayağı yüksekmiş. Ben şey sanıyordum bunları. Düşürdüm sanıyordum. Nasıl çıktı bilmiyorum önceden videoda. Umarım sesin duyulmuştur. Neyse. Polislere geri çekilin dedi. Ama geri çekilmiyor. Lan adam roket atar yolluyor. Manyak mısınız? Geri çıkın ya. Gidin ya. Al öldüler. Geri zekalılar ya. Dur düşüreceğim dur onları halledeceğim dur. Heh. Lan nasıl bir arabam var? Aa daha diğerleri açılmamış doğru ya. Arabanın özellikleri açılmamış da. Evet başardım güzel. Lan baya baya adamın üstüne girdim dur çıkayım. Heh tamam. Nerede o arkadaş? Baya baya araya bir yere girdi. Yok lan burada da galiba. Ya inanamıyorum ya saçmalığa bak. Çıksana şuraya be. Kesin şurada. Hadi be. Duvarın içine mi girdin yoksa? Ya oyun yapma böyle ya. Baka bak. Şunu bir itebilir miyim? İtemiyorum. Olmaz. Hayatta olmaz. Bu görevi bir şöyle bir baştan başlatmam gerekiyor. Ya inanamıyorum ya böyle bir şey saçmalık olamaz ya. Hah, sen başardın. Lan bu duvarın içine girme yine dur. Dur. Hah, güzel indim. Gel bakayım gerizekalı gel. Ne biliyormuş öğrenelim bakalım. Scarecrow nerede? Söylemeyecek. Çok güzel. Scarecrow'un toksinde bulduk. Sana söyleyecek hiçbir şeyim yok Batman. Konuş yoksa vücudundaki her kemiği kırarım. Chinatown'daymış. Hadi gidelim bakalım. Eğer yalan söylüyorsan diğerini de kıracağım. Yani kırdı adam. Çok güzel. Geleceğim diğerini de kıracağım sonra dur. Oracle, check the chemical analysis I've just uploaded. Sure. Is this what I think it is? Scarecrow's new toxin. An uncontaminated sample. You're not kidding.
Evet, Scarecrow'un toksinini yolladı Oracle'a. İnceleyecek o da, hadi bakalım. Scarecrow'un bir evi varmış. Gidip onu bir ziyaret edeceğiz. Hadi bakalım. Bitti oyun. Tabii kolay kolay bitmez. Yani kesin ya yalan söyledi ya da Scarecrow'un bir planı var. Yani bu kadar kolay bitmez hiçbir şey. Dur lan, dur. Çatıdan mı gireceğiz? Çok güzel, poison ağacı da burada. Gel bakayım, gel. Heh. Sen de gel ha. Gel bakayım, hadi bakayım. Gelin, indireceğim böyle, hadi bakalım. Çok güzel. Kimse bana vurmadan hepsini güzel hallettim. Evet, bunlar Scarecrow'un özel askerleri. Gördüğünüz gibi. Zırhlılar yani. Üniformaları falan var. Scarecrow yok. Ama Poison Ivy burada. Beni mi bulmayı umuyordun Batman? Seni... Biz buradan çıkıyoruz. Aptalca bir şey denersen onun beynini akıtırım. Buradan bir kişi çıkabilecek. Aa, bir dakika. Toksin işe yaramadı. Ha. Doğal bağışıklık kadar güzel bir şey yok dedi galiba, değil mi? Poison Ivy orada, evet. Niye açılmıyor? Açıldı. Bu arada Poison Ivy diğer oyunlarda harbiden çok güzeldi. Bu sefer nedense böyle bir... What are you doing here? Why did Scarecrow lock you up? Aslında o kadar çirkin değil. No, hello. Niye böyle bir... Tell me. Modelleme yapmışlar, çok merak ediyorum. Then I burn every plant in Gotham. It started with a meeting. What meeting? Bir toplantıyla başlamış. Herkes oradaymış. Penguin, Two-Face, Riddle. Harley bile. Zavallı Harley. That together we could take you out and Gotham would be ours. Evet, birlik olup Batman'i indirecekler ve Gotham'ı alacaklar. I told him that I wasn't interested in his pathetic human games. And when I came to, evet, Poison Ivy bu insan oyunlarıyla uğraşmak istememiş. Ondan sonra bunu tutuklamışlar. Almışlar bunu güzel buraya. Nature always wins. Doğa her zaman kazanır. Will he ever learn? Hiç öğrenecek mi? Öğrenmiş bak. Benimle geliyorsun. Sorman yeterliydi. Ne oluyor lan? Çok güzel tanklar geliyor. Evet, Batman o. Sir, that tank they have backing them up is unmanned. Good. I thought this would be tough. All it took was one tank. Tank şeymiş, insansız. Evet. Batmobile böyle savaş moduna da girebiliyor. Çok güzel.
insansız olduğundan dolayı da. İnsansız olduğu için tankı da hallettik. Şimdi üstüne bir de şeyler de gelecek. Tanklar gelecek değil mi şimdi? Ha neredeler? Ha geldi. Oyunda bunlar bayağı var. Bu tanklarla savaş. Şunu söyleyeyim, ben bayağı seviyorum bunları, bence güzel. Bir süre sonra tabii sinir bozucu bir hale geliyor da, iyice zorlaşıyor oyun. Nerede lan o? Dur. Önce seni bir halledeyim de. Evet, bunları vurursanız böyle, siz de yara almazsanız eğer, şu gördüğünüz yeşil dolan şeyleri görüyorsunuz herhalde. Onlar işte bir tuşa basıp X tuşuna bastıktan sonra anında 2-3 tane falan böyle tankı falan, arabayı falan indirebiliyorsunuz. Yani seri halde indirmek için. The master of understatement as ever. Batman suçluları buraya alıyor. I need to know where those tanks are coming from. I'm tracking several transport helicopters moving into the city. There are more on the way. Activate the Batmobile weapon diagnostics. Bir dakika, tanklar helikopterlerle getiriliyor. Savaşa gitme zamanı dedi Batman. Hadi bakalım. Savaşa gidiyoruz. Aa, şu yan görevi yapmam gerekiyor. Bir dakika ben... Evet, Poison Ivy açıldığına bakalım. Evet, Poison Ivy değişik olmuş. Ya daha doğrusu şöyledir ama, Poison Ivy önceki oyunlarda biraz böyle bir... Kartun diyeyim, çizgi film tarzında mı? O tarz bir şeydi. Şimdi aslında gerçekçi yapmışlar. Belki de o yüzden tuhaf gözüküyor, böyle bir çirkin gözüküyor gibi, ama değil aslında ya. Bilmiyorum, değil gibi. Bu dolana kadar yok edeceğim. Hadi bakalım. Evet, böyle işte. Tabi ilk seviyede bir tane atıyorsunuz. İkinci, üçüncü seviyede 3-4 tane falan, öyle öyle. Evet, 4 taneymiş ikinci de. İlkte 2 tane, yok ilkte 1 tane galiba. İkinci seviyede 4 tane. Son seviyede de bir 8-9 tane götürebiliyorsunuz herhalde. Lan nasıl bir şey, yok olmadı gitti ya. Ha, bayağı yakından gelmem gerekiyor. Anında yok etmek için. Güzel. Şimdi 4 tane halledebiliriz. Şöyle. Dur lan, ne oluyor? Çok güzel. 4'ünü hallettik. Ney? Ha, bu sefer artık şey. Test. Şimdi mal gibi durmayacaklar, saldıracaklar. Ya aslında bir yandan kolay ilk bölümler. Böyle kaçabiliyorsunuz. Onların görüş alanına girmediğiniz sürece hiçbir sıkıntı yok. Hızlı olun. Sabırlı bir şekilde vurun onları yani. Acele. Şimdi oldu, güzel. Dört tane birden mi yok edeceğim? Dört tane gelmedi ki, yok edemedim işte o yüzden. Öyle bakayım.
Ya bu tanklar insan dolu olsaydı, o zaman bunları Batman öldüremezdi. Ne olacaktı? Çok merak ediyorum o zaman. Batman'i öldürürlerdi herhalde. Dur. Dört tane olması lazım. Bir dakika. Çekilin. Heh, tamam. Güzel, dört tane. Güzel, başardım. Simülasyon bitti. Çok güzel. Puan da aldım. Level atlamak için puanları da topluyorsunuz böyle görevleri yaptıkça. Gotham saldırı altında, evet. Şimdi Scarecrow'un bu orduları geliyor. Manyaklar. Lan tanklara bak. Aa, getirmişler burayı. Oha. Dur lan, benim şey doluymuş. Güzel. Dördünü birden şöyle halledelim önce bir. Dur bakayım, dur bakayım, dur bakayım. Gitme bir yere. Gel. Sıra sende. Son anda vuracakken. Bazen bunları dost ateşte yaptırabiliyorsunuz. Tam bu ses saldıracakken. Atışını bu görüş alanını dostuna doğru seçerseniz o onu vuracak. Ha, bunlar simülasyonlar. Bunları da isterseniz yapabiliyorsunuz. Ben yapmayacağım. Bunlara gerek yok. Yan görevleri oynayabilirim ama şeyi oynayabileceğimi sanmıyorum. Riddle bulmacaları. Nasıl olacak bilmiyorum. Bakacağız. Ya daha doğrusu Riddle bulmacalarını oynayıp oyunun gizli sonunu açmak istiyorum. Gotham City Polis Departmanı. Any progress with the fear toxin analysis? It's gonna take a little while longer. Drop by the clock tower when you're ready. Evet, toksini araştırmak biraz uzun sürecekmiş. Who taught you to drive? Sürmeyi sana kim öğretti? Lan iyi de düzgünce gelmedik ki zaten. Savaşarak geldik buraya. Scarecrow's gonna break you, Batman. Honestly, why do you even bother with these meat sacks? Civil unrest? Ha, şu kolunu kırdı adam. We don't have the manpower or the equipment. Well, look who it is. Ivy. Well, that's one less thing to worry about. Is the isolation chamber ready? Glad you're putting it to good use. Oh good. Another thing. Tüneller bomboş. Her yeri dolduracağız, merak etmeyin. Şimdi bu... Hey Batman. I think I'm starting to find Ivy, you know, attractive. Is that normal? Ivy çekici buluyorum diyor. Normal mi? Bilemiyorum yani. It's not my concern. Screw you. Damn bureaucrats. Ne oldu? We're on our own. Tek başımızız. Çok kötü. What's the latest? We've got incidents cropping up all over the city.
Cash, give us a rundown. Ha, yan görevler anlatacak. Şimdi yan görevler var. İşte onları anlatıyor. First up, we've lost contact with the fire crew from Station 17. We got their last known coordinates, but they're not going to survive out there on their own for long. İtfaiyecilerle bağlantıyı kaybettik diyor. Onları bulacağız. It's a strange one. Diğer görev, birini öldürmüşler ama ilginç bir şekilde, hani böyle adam onu bağlamış, asmış oraya. Yani bir seri katilimiz var. Bir de Riddle var. Şimdi Riddle'ın bulmacaları var. Oyunda galiba 240 kadar bir bulmaca vardı. Yani Riddle trofileri var. Onları toplamanız gerekiyor. O zaman Riddle'ın son görevine ulaşabiliyorsunuz. Ama bir de Riddle'ın oynayabileceğim görevleri var. Onları oynarım. Ama diğer trofileri bulmak biraz zor olacak. Gotham South. I'll find that missing fire crew. Good luck out there, Batman. Never seen up close before. Yakından görmemiştim diyor. Yep, poor bastard. Evet, %1 de. Çok güzel. Bir kişi var. Bir de özel yerimiz var arka tarafta. Özel yer. Orada da Poison Ivy var. Daha bir kişi. Sus lan. Hiç yani hani şey değilim hani böyle. Geleni geleni döverim artık. Hayır, kastı bir an. Vay, inceliyorlar arabayı. Batmobile'i inceliyorlar. Geri çekin, geri çekin. Gidiyorum, hadi bakalım. Aa, çok güzel. Lucius Fox. Evet, biraz da bu herhalde şey serisinden. Thanks, Lucius. It was good of you to stay behind. You want to thank me, Mr. Wayne? Just try not to hurt. Aa, burada şey var. Riddle'ın adamlarından biri var. Neyse, sonra. Evet, Lucius Fox biraz bana şey gibi geldi. Morgan Freeman'a benzetmişler gibi. Biraz şeyden etkilenmişler, Christopher Nolan serisinden. Yani bir etkilenme var. Benim düşüncem o. Oha ya, patlattık her yeri. Dur lan. Ulan hemen de çıktım, içeri geldim. Lan! Yapamadım ya, bak. Sinir ettiniz beni ya. Gel bakayım, gel. Çok güzel. Bir de böyle tutma olayı var. O da sinir bozucu. Yeni yeni şeyler eklemişler işte. Çok güzel, adamı kurtardık. Saldırıya uğramışlar. Hepsini götürmüşler. Bizi öldürecekler lütfen. Evet, bunların itfaiyeci bir ekip var böyle. Bu ekibi kaçırmışlar. Kaç tane var? 17 tane miydi? Yok, Station 17 yani. İsmi öyle değil mi? 17 kişi değil, ben mi yanlış gördüm? Buradan şeye bakmıyorduk. Şuradan göreve bakıyorduk. Ha, tam da kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. 17 kişi değil. Ben yanlış söyledim. Ama bir 8-9 kişi var galiba. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle herhalde. 6 kişi altta, 6 kişi de üst tarafta. Burada da
Öyle bir şey olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Neyse. Ne yapsak, yan görevlere mi gitsek? Scarecrow'u bulmak için Clock Tower'a doğru gidecekmişim. Önce Riddle'ın yanına doğru giderim bence. Bir dakika, şuradan. Nereye geldim? Why hello there, detective. Yes, it's me, your most feared nemesis, the Riddler. Congratulations are in order, for you have arrived early for this, the next generation of my riddles. I'm afraid the full particulars of my plan will have ya, saçma sapan konuşuyorsun ya. İlla bulmacı çözdürecek bize. Bilmeceleri falan filan böyle sürekli ya, şehrin her tarafına yerleştirmiş. Riddle da manyak işte. Takmış Batman'e kafayı. Batman'i yenmek istiyor ama bir türlü yenemiyor her seferinde. Batman çözüyor olayları. Ne yapacağız şimdi? You are staring with stupefied incomprehension at a mechanism I have calibrated to respond to an extremely precise radar pulse. In a moment, I will give you the decrypted code, Dark Knight. Ya bize kodları verecek, güzel. I think we should run through the ground rules for tonight's festivities. Rule the first. Bu kadar açtım. Çöz dedi bir de ya, manyağa bak, al çözdüm bak. Bir dakika, burayı nasıl çözeyim? Ha, aç. Açmamış, tamam. Evet, yarışı hızlıca bitirmemiz gerekiyor. Şöyle kontrol ederek yolu açacağım ben. Açtım, tamam, güzel. Geç şuradan, şuradan geç. Hah, tamam. Güzel. İyi gidiyoruz şu an. Şu an iyi gidiyoruz. Hah. Hadi be. Az kalsın gidiyorduk. Şurayı umarım çarpmadan. Evet. Düşme. Buralar güzel ama bence ya. Benim hoşuma gidiyor. Uç bakalım. Tamam, başardık. Hadi çarpmadan şurayı bitirebilin ya. Hayır. Bir an heyecan yaptım, bir şeyler düşüyor, parçalanıyor dedi. Batman hızlı olmam gerekiyor dedi. Yani korktum yani, ne bileyim ben. Dur. Az kalsın ölüyorduk. Hadi. Çabuk. Lan. Bir dakika, ne oluyor? Bir daha mı yarışıyorum? Ya üçüncü tur mu? Tamam. Hayır, yan taraftan gidecektim. Çabuk. Güzel. Çok güzel gitti, çok güzel. Detective, don't fumble now.
Lan başaramayacağım, dur. Süre çok az çünkü. Bir daha aç. Dark Knight, don't waste my time. It's several times more precious than yours. Hayır, baştan başlatacak biliyorum. Son anda ya, of. Hadi be. Çok kötü. Paramparça ettim. Beni parçaladım. Güzel. Şöyle sakin sakin düzgünce gidelim. Evet arkadaşlar. Bir iki kere parçalandıktan sonra şu an bir daha deniyorum. Hadi bakalım. Çok güzel. Tamam. Bas 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 bas. Güzel, burada düşmedik bu sefer. Çok iyi. Tamam. Dur bir dakika. Burada şöyle gideceğiz. Aç şurayı. Aç şurayı. Bir daha açayım. Tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Lan inanamıyorum. Çok acele ettim. Oh be, başardım. Ah, başardım be. Congratulations detective, you have defeated me. Seriously Dark Knight, I'm stunned. Humiliated. Ya bir sus, dalga geçme ya, ben gidiyorum. Did you really believe that a challenge designed by me, the Riddler, would be quite so easy? Oh, Dark Knight, you sweet, naive sentinel. Evet, bu Riddler'ın en kolay bulmacasıymış. Zaten bulmaca değil, bu yarış yeri. Daha bir sürü böyle yarış yerleri var. Bir de Riddle tropileri var, onları bulacağız falan. Bayağı uğraşacağız bununla. Ben seninle uğraşmak istemiyorum ama. Daha Scarecrow'u düşüreceğiz. Onu ele geçireceğiz. Gotham'ı kurtaracağız. Oho. Two-Face'de Penguin'de kafasına göre oralarda burada dolaşıyorlar. Onları durdurmamız lazım. İşimiz çok yani. Seninle hiç uğraşamam Riddle. Yeni görev seçelim. Bir de şunu seçelim. Nereden geçeceğim? Buradan gideceğiz dediler. Dur! Ne yapıyorum ya? Gittim çarptım oraya. Evet, araba oradan daha gidemez. Yoksa gider mi? Ha, gidiyormuş. İneceğim falan sanıyordum da. Bu görevlerde pek bir şey yok. Sadece inceleyeceğiz bedenleri, bu cesetleri falan. Bakalım nasıl öldürmüş, ne yapmış, ne etmiş onu göreceğiz. Ve bu seri katil nasıl öldürüyor, nasıl seçiyor bu öldüreceği insanları, onu bulmamız lazım. Bu sayede onu bularak da katili bulacağız. Also the victim's fingerprints have been burned off with acid. A rather unsavory demise. That's not all. It's as though the subject's DNA has been corrupted somehow. There's insufficient information for me to cross-reference the database. Parmak izleri falan asitle yakılmış. Yani hiçbir şekilde bulamayız. Bedendeki önemli bölgeleri bularak, hani bundan ne tür bir sorunları var, neleri var, onu bularak kim olduğunu çözmeye çalışacağız. Evet, önce şurayı tarayalım. Kulağında ne varmış? Deformity on the left ear. Looks like a result of minor ear agenesis, a birth defect. Bir dakika, doğumuyla ilgili bir sıkıntı mı var? Ha, kulağı biraz şey galiba. Yamuk mu? O galiba, aynen. Aa,
bu ne? Yüzük var burada. A wedding ring in the lower intestine. Evet, Allianz. Ophelia. Ophelia yazıyormuş üstünde. Evet, bir de üçüncü olarak kemiklerini arayacağız. Önce direkt bedeni araştırıyorsunuz. Sonra işte organları galiba, en sonunda kemik mi oluyor? Evet, onu araştırıyoruz. Bakalım burada ne varmış. The victim had a hip replacement. Scar tissue hasn't fully healed, so it must have been recent. Tam iyileşmemiş. Yakında bir şey olmuş buna galiba. Ve buldular direkt. Most probably brought on by the breakdown of his marriage. The name on the ring, Ophelia, his ex-wife. Alkol sorunu var. Evliliği what's unusual is that they didn't go missing in Gotham. They were brought here and killed. Why? We need to track down whoever did this. Ve Batman böylece buldu adamı, kim olduğunu ve biri bunu öldürüp böyle buraya böyle asmış. Kim yapmış bunu bulmamız gerekiyor. Evet. Böyle görevler yapacağız. Kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 tane falan. Evet. Şimdi ana göreve doğru gidebiliriz. Yan görevleri bitirdik bu sayede. Şimdilik. Ana göreve devam edebiliriz. Ama arkadaşlar, Clock Tower'a gitmeyeceğim. Burada bırakacağım. Artık bir sonraki bölümde ana göreve devam ederiz. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.